Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları olarak kimler gelebilir? Onlara bakalım arkadaşlar. Maçlarda kimler ön plana çıktı? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum ama bu perşembe günü iki tane Player of the Week paketi gelmesi gerek aslında. League Player of the Week paketi kesinlikle gelecektir. Konami lig maçları oynandığı müddetçe League Player of the Week'ini düzenli olarak getirmekte. Bir diğeri ise arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde birinci maçlar oynandı. Ve genelde maçlar tamamlandıktan sonraki haftada Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i getirir. Geçen hafta birinci maçlar tamamlandı Şampiyonlar Ligi Birinci maçlardan da bir haftanın oyuncuları paketi gelebilir arkadaşlar. Gelirse kimler olabilir onlara da bakalım istiyorum ama öncelikle lig maçlarından başlayalım. Lig Player of the Week'inde hangi futbolcular olabilir? Almanya'dan başladığımızda Almanya'dan sadece Bayan Münih'ten oyuncu seçilebilmekte. Alman devi Bayan Münih son maçlarda fark ata ata ilerliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de tarihi bir galibiyet aldılar. Ligde de en son 5-0'lık galibiyet aldılar. Oli ise kesinlikle gelmeli. 4 gole doğrudan katkı sağladı. 2 gol 2 asis. Sağ kanat pozisyonunda oynadı kendisi. Daha önce de mesela sağ kanat kartı mağazaya da eklendi. Bir pakette de yer aldı. Yüksek seviyeli kartlar. İngiltere Ligi'ne geçtiğimizde Chelsea deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Nicolas Jackson arkadaşlar 2 gol bir asist yaptı. Kesinlikle gelmeyi çok hak ediyor Nicolas Jackson. Umarız geldiğinde seviyesi yüksek olur. Özellikleri gayet iyi olur. Liverpool'da 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Luis Diaz sol kanatta oynadı. Çünkü artık Liverpool teknik direktörü eskiden mesela Klopp klasik 4-3-3 çıkardı. Ama tabii oyun içerisinde değişik şeyler deniyordu ama bu menajerimiz Liverpool'un yeni menajeri 4-2-3-1 ile sahaya çıkmakta. Luis Diaz sol kanat pozisyonundaydı. Yarın geldiğinde sola açık değil sol kanat olarak görmemiz lazım arkadaşlar kartını. Muhammed Salah da mesela geldiğinde sağ kanat olarak gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Liverpool'da diğer golü de Darwin Nunez kaydetti. Çok değişik beklenmedik bir vuruş çıkarmıştı. O da çok güzel bir gol attı ama Luis Diaz 2 golle ön planda olan isimdi. Tottenham kendi evinde 3-1'lik galibiyet aldı. Bu maçta 2 tane aday var. Göbek pozisyonunda oynayan Madison bir gol attı. O da şık bir goldü. Diğer isim ise son arkadaşlar. Sol açıkta oynadı. İki asist yaptı. Tottenham takımından ya Madison'ı ya da sonu konumi tercih etmesi gerekiyor. Ben Madison'ı göbek pozisyonu oynadığı için de biraz daha ön plana aldım. Barcelona takımı deplasmanda 5-1'lik galibiyet aldı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok fazla aday var. Benim ilk adayım genç futbolcu Pablo Torre. Bir gol attı, bir de asisti var. İki gole doğrudan katkı sağladı. Göbek pozisyonunda oynamıştı. Diğer isimler ise Lewandowski, Rafinha yakın zamanda gelmişti birkaç hafta önce. Konemi tekrar getirebilir ama... Bence Pablo Torre biraz daha ön planda. Hadi oldu ki Pablo Torre ikonemi seçmedi. Bence Lewandowski'ye gidebilir. Lewandowski de 2 gol kaydetti. İyi maç çıkardı. İspanya Ligi'nde Atletik Bilbao kendi evinde 3-1'lik galibiyet aldı. Santraforları Gruzeta 2 gol kaydetti. Ön plana çıkan bir isim. Real Betis 2-1'lik galibiyet aldı. Ofansif orta sahada oynayan 2 gol atan Lo Celso var arkadaşlar. Gelebilir ofansif orta saha pozisyonundan. Real Madrid takımı da kendi evinde farklı bir galibiyet aldı. 4-1'lik bir maç sonradan açıldı Real Madrid takımı. Bu maçta da goller dağılmış durumda arkadaşlar. Vinicius Junior oyuna sonradan girdi. Arda Güler çıktı Vinicius Junior oyuna girdi. Ve Vinicius bir gol bir esis yaptı. Ve gelirse süper yedek becerisiyle gelmesi lazım arkadaşlar. Oyuna sonradan girdiği için. Carval Sabek futbolcusunun da bir golü bulunuyor. Fransa ligine geçtiğimizde Nice 8-0'lık galibiyet aldı. Şimdi bu maçta da goller bayağı bir dağıldı arkadaşlar ama Mukoko benim ilk kıdayım. gelebilecek isim olarak 2 gol attı kendisi. Mukoko genç futbolcu. Umarız gelirse de yüksek seviyeli bir kartı olur. Olur da Mukoko'yu tercih etmezse Konemi. diğer futbolcu da Monaco 3-1'lik galibiyet aldı. Teze stoperde ve sağ oynayabilen futbolcumuz. Özellikle de bu sezon bekte biraz daha fazla oynuyor. bir gol kaydetti arkadaşlar. Gelme ihtimali olan beklerden bir tanesi İtalya'da çok fazla aday, aday yok aslında İtalya Ligi'nde. milan inter maçı var. Deplasmanda milan interi 2-1 ile geçti. Burada stoper futbolcusu gol attı Gabbia. Ve Konomi stoperlerin gol atmasını da sever. Ben ondan dolayı listeyi aldım arkadaşlar. Bir de belki ihtimali çok yüksek olmasa da gelebilecek bazı isimler var. Konomi bizim ligimizden Hollanda, Belçika bazen Portekiz Ligi de aynı şekilde çok fazla futbolcu seçmiyor çok farklı galibiyetler de alınabiliyor. Bazen oyuncu tercih etmekte. Mesela Twente'de sol bek futbolcusunun biri gol bir asisti var. Salah Eddin'e arada bir treliydi galiba. O şekilde bir adı var. Sporting 3-0'lık galibiyet aldı. Giyoköres hem Şampiyonlar Ligi'ndeydi hem ligdeydi. Keşke bir pakete ekleseler. Ligde 2 gol attı. Porto deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Sol beklerin 2 tane asisti bulunuyor arkadaşlar. Bu isimler de aslında haftanın dikkat çeken futbolcuları ama Konami bu liglerden her zaman oyuncu seçmiyor. Tek tük seçmekte belki bir tanesini tercih edebilir. Bizim ligimizden de her zaman oyuncu seçilmemekte. Şu an Player of the Week'de Abdülkerim Bardakçı var. Olur da Konami bizim ligimizden oyuncu seçmek isterse derbi vardı. Galatasaray 3-1 Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. Bu maçtan kim gelebilir diye bakıldığımızda Muslera'nın kurtarış sayısı fazla. Mustara bir gol yemiş olsa da penaltıdan Belki kurtarı sayısı fazla olduğu için Konemi tercih edebilir. İlk gol Livakovic'e yazılmış. Aslında TFF sanki Torreira diye açıkladı diye hatırlıyorum ama baktığımız zaman kaynaklarda da Google'da olsun diğer istatistik sitelerinde Livakovic gözükmekte. Eğer Torreira'ya yazılsaydı Torreira bir gol bir yapmış olacaktı. Defansif orta saha olarak Konemi genelde tercih edebilirdi. Ama gol Livakovic'in kendi kalesine attı şeklinde yazıldığı için arkadaşlar Torreira'nın gelme ihtimali de o düşürmekte. Ama dediğim gibi konu bizim ligimizden her zaman oyuncu seçmemekte. Bir de İngiltere liginde zorlu bir maç vardı. Konemi beraberlik durumlarında da kolay kolay oyuncu seçmiyor ama gollü beraberliklerden bazen seçebiliyor arkadaşlar. 3-3-4-4 gibi gollü beraberlikler de olabiliyor. Fakat bu maç gerçekten çok zorlu bir maçtı. City Arsenal'la 2-2 berabere kaldı. Burada savunma futbolcuları gol attı. Konemi normalde seçmez ama eğer belki de Arsenal takımı Konemi'nin anlaşmalı olduğu bir takım. Sürpriz yapıp da Kalafiore'nin çok güzel bir golü vardı. Gabriel diğer golü kaydetti. City takımında Stones'un golü var. Belki oyuncu seçebilir ama tekrardan altını çizmem gerekirse Beraberliklerde pek oyuncu seçmiyor ama bu maçın büyüklüğünden oynanan futboldan dolayı keşke sesse galibiyet belki ortada yok ama 4 gollü bir maçtı özellikle de savunma futbolcuların ön plana çıktığı bir maçtı bu maçta da Rodri sakatlandı ve sezonu kapattı dendi arkadaşlar çapraz bağları koparmış Rodri'de büyük bir sürpriz olmazsa sene sonuna kadar oynayamayacak önümüzdeki sezona kadar kapattığı söyleniyor umarız en yakın zamanda iyileşir sağlıkla tüm futbolcular geri döner sağlara. Şampiyonlar yine gelecek olursak arkadaşlar Şampiyonlar Ligi Player of the Week'in normalde gelmesi lazım. Peki gelirse kimler gelebilir? Bazı takımlardan Konemi oyuncu seçemiyor. Oyunda yer almayan takımlar var. Onları ben eledim. Diğerlerine baktığımız zaman Juventus 3-1'lik galibiyet aldı. Bizim milli futbolcumuz Kenan Yıldız çok şık bir gol attı arkadaşlar. Gelme ihtimali var. Sola çıktı oynadı. Olur da Kenan Yıldız'ı Konami tercih etmezse Gonzalez. O da sağ çıktı oynadı. İki açıktan bir an ekonomi tercih edecek gibi görünüyor. Gonzales'in de bir gol bir asisti bulunmakta. Aston Villa 3-0'lık galibiyet aldı. Tilamas göbek futbolcusunun bir gol bir asisti var. Büyük ihtimalle kendisini göreceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih 9-2'lik galibiyet aldı. Son maçlarda çok farklı galibiyetler alıyorlar. Harry çok fazla golü var penaltılardan da olsa. Guerreiro gol attı. Olise'nin golleri var. Leroy Sané Goreska şöyle bakıldığı zaman Lig Player of the Week'ine gelmişti Herikeyn. Belki Şampiyonlar Ligi'ne de ekleyebilirler. Olur da Herikeyn'i tercih etmezse Konemi Musiala'nın da iki asisti bulunmakta. Ofansif orta sahada oynayan futbolcu Defansif orta sahadaki kimliğinde 2 tane asiste bulunuyor arkadaşlar. Oliseylik Player of the Week'ine büyük ihtimalle getirecektir. 2 gol 2 asisten dolayı. Buradan da belki Harry Kane'i de getirdiği için farklı bir isme yönelse. Musiala kim mi? Kimmi'yi de bir süredir görmedik. Belki Kimmi'yi de tercih edebilirler. Bu 3 futbolcudan bir tanesini Şampiyonlar Ligi play of turu'na eklemeleri gerek. Celtic de 5 birlik galibiyet aldı. Bu maçta öne çıkan futbolcuların normal kartları çok yüksek seviyeli değil arkadaşlar. Açık futbolcusu Angels var. Stoper futbolcusu Scales var. Ama gelirlerse de seviyeleri yüksek olmayacaktır. Benfica 2 1lik galibiyet aldı ve milli futbolcularımız bu maçta gol attı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü. İki yıldızımızdan birisini Konem'i tercih edebilir. Barcelona deplasmanda eksik kaldı. 10. dakikada kırmızı kart gördü. Ve Monaco Barcelona'yı 2-1 geçti. Bu maçta bek futbolcusu. Van der Son normalde sağ bek kartları gelmişti ama bu maçta sol bek oynadı. iki tane de asist yaptı. Gelme ihtimali olan bir futbolcu. Liverpool deplasmanda Milan'ı 3-1 geçti. İki stoper futbolcusunun da golü var. Konate uzun süredir gelmiyor Player of the Week paketlerine. Van Dijk iki isimden birisini Konemi tercih edebilir. Belki de uzun süredir gelmediği için Konate'yi de düşünebilirler. Real Madrid 3-1'lik galibiyet aldı arkadaşlar. Burada da bir stoper futbolcumuz var ki Rüdiger onun da golü bulunuyor ve Konami savunma futbolcuların gol atmasını, beklerin asistler yapmasını çok seviyor. Bu maçta Rüdiger benim birinci adayım. Oldu ki seçilmedi. Rodrigo da gelebilir. O da asist yapmıştı arkadaşlar. Sporting Lisbon kendi evinde Lille 2-0 ile geçti. Lille de Gomez 40. dakikada kırmızı kart gördü. Kares'in 38. dakikada golü var. Devast'ın 65. dakikada golü var. Şu Geokares'i bir pakete keşke yüksek seviyeli eklesinler. Lig olur, şampiyonlar ligi olur. Çünkü önemli bir futbolcu. Umarız geldiği zaman da yüksek seviyeli gelir ama bu hafta daha fazla gol atan isimler var. Konumi belki Sporting Lisbon'un savunmasından ya da kalecisini bile tercih edebilir gol yemediği için. Ve Atletico Madrid kendi evinde 2-1'lik galibiyet aldı. Griezmann gelmeyi çok hak ediyor. Bir gol bir yaptı arkadaşlar. Diğer golü de Gimenez attı. Ben Griezmann'ın gelebileceğini düşünüyorum. Benim tahminlerim bunlardır arkadaşlar. Sizler de oyuncularla alakalı gelebileceğini düşündüğünüz isimleri yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.